Alezvacı tahirat, eshab-ı güzin, muhacirin ve ensar radiyallahu anhum efendilerimizin hususiyle huzuru devletlerinde bulunduğumuz Hazreti Eba Eyyub el Ensari radiyallahu an zatihil bari Efendimiz hazretlerinin ve bil cümle üstazlarımızın harici sur ve dahili surdaki ehlullah ve ricalullahın üzerimizde hakları bulunan büyüklerimizin aziz ruhları için Allah'ımızın rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala ve aliki yevmiddin iyyâkin abdü ve iyyâkin estaîn sırâtel lezîne en'amte aleyhim veleddallin amin ya muin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Sadakallâhul azîm. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Resulina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Resulina. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Resulina. Ol menba'i bağı belagat. Ol andelibi gülü zari fesahat. Ve ol mahzeni fadli saadet. Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Ihdina sırâtal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin ya mu'in. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ves-sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâr vellezîne ittebaûhum bi ihsân radiyallahu anhum ve radû an ve e'adde lehum cennâtin tecrî tahtehel enhâr hâlidîne fiyahâ ebedâ zâlikel fevzül azîm. Sadakallâhul azîm. Ve bellegenâ resûluhun nebiyyül kerîm ve nahnu alâ mâ kâle hâlikuna ve râzikuna ve mevlânâ min eşşâkirîne eşşâhidîne bi kalbin selîm. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İyyâküm ve mâ şecere beyne eshâbî. Sadaka Resûlullah ve nataka Habibullah. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felek Hazretleri cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e mededu inayet ve lütfi hidayet buyurup tevfikat-ı Rabbaniyesine mazhar buyursun. Sohbetimizin, dersimizin bereketini de Rabbim ihsan ederek ihlas ile anlatmayı, ihlas ile de dinlemeyi, muktezasıyla, mucebiyle amel etmeyi de Rabbim cümlemize nasibi müyesser buyursun. Pek aziz ve kıymetli ihvan-ı dinim, tekrar geçmiş haftalarda olduğu gibi yeni hicri yılımız 1427 hicri yılımız Muharremül Harem'i Yevmi Aşura'yı tebrik ediyor. Nice bu mübarek
Muharremül Harem ve diğer eşhur-u huruma sıhhat, afiyet ile ulaşmamızı, kavuşmamızı Rabbim cümlemize nasibi müyesser buyursun. Dersimizin, sohbetimizin mevzuu mukaddesata ve Cenab-ı Hakk'ın tazimine işaret ettiği, hürmetini emrettiklerine hürmet ve Allah'ın kitabına, onun Resulünün sünnetine sımsıkı sarılmaya ve eshabı kiramı sevmeye dair olacak sohbetimiz. Cenab-ı Rabbil Alemin cümlemizi mukaddesata, Allah'ın kutsal kıldıklarına cümlemizi hürmet edenlerden, saygı gösterenlerden ve Kitabullah'a ve Sünnet-i Peygamberiye'ye dört el ile sarılan, yani hem kalp eliyle hem de zahiri, dört el o demek. Dört tane el, nerede bu dört tane el diye hatırınıza gelebilir. Yani hem maddi eller, hem manevi eller. Hem zahiren, zahiri el ile, hem batini el ile Allah'ın yoluna, Resulullah'ın sünnetine ve eshab-ı kiramın yoluna, mürşitlerimizin, üstazlarımızın yoluna. Diğer bir ifadeyle, bizim şeriatımızın, biz ehli sünnet vel cemaat yolunda olan yeryüzündeki Müslümanların dört sarılacağı dini kaynak, eser ve kulup vardır. Kitap, yani Hazreti Kur'an, Kitabullah. İki, sünnet-i peygamberiye, Efendimizin sünnetleri. Üç, icma, Efendimiz'den sonra İslam'ın büyükleri, ileri gelenlerinin, efendim, kahir bir ekseriyetinin ittifak ettikleri, din büyüklerimizin dini mevzularda, hususlarda ittifak ederek o hükümleri, o ittifak ettikleri esaslar günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da devam edecektir. Onlara bağlı ve kıyası fukaha dördüncüsü, ki biz o fakihlerimizin, o din büyüklerimizin bize namazı nasıl kılacağımızı, nasıl zekat vereceğimizi, nasıl oruç tutacağımızı, yani kitap ve sünnetle bildirilenin dışında, icmanın dışında daha edebi, daha güzel nasıl bu ibadetleri, nasıl muamelatı yerine getireceğimizi içtihatları ile bize yol gösteren İmam-ı Azamlarımız, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Şafii, İmam Maliki, İmam Ahmed bin Hanbel gibi bu mübarek zatların yetiştirdiği fakihler de var. İşte onların yoluna, o fakihlerin efendim fıkıh hükümlerine uyarak, yolunu böyle tayin ve tespit ederek yürüyen cemaata ehli sünnet vel cemaat denir. Onların yolunda Kitabullah, sünnet-i peygamberiye ve icmanın, bir de o fukahamızın, fakihlerimizin efendim içtihatlarına, efendim en galip olan, üstün olan, en mühim olan, en doğrusu, en sağlamı, efendim hak olanı budur diye içtihat ettiklerine sarılarak, bağlanarak bu yolda yürüyenlere, kendi kafalarına göre değil, müştehitlerimizin içtihatlarına göre, ki onlar yapılmış bitmiş içtihatlar,
Ha bugün içtihat yolu açık mı? Açıktır. Buyurun yapabilirseniz yapın. Açıktır ama onun şartları vardır. Öyle televizyon ekranına geçip de efendim bana göre baş açık kadınlar da namaz kılabilir demek, onlar şeytani fetvalardır. Onu herkes söyleyebilir. Her türlü cahil, köylüler de hiç tahsili olmayan cahil, cühela öyle söyleyebilir. Ama bir ilim adamı, bir din adamı, ehli sünnet vel cemaat alimi böyle saçma bir şey söyleyemez. Onun için efendim o müçtehitlerimizin ayağının tozu bile olamayan o müçtehitlerimizin İmam-ı Muhammed, İmam-ı Azam'ımızın talebesi İmam-ı Muhammed eserlerini sayamayacağımız kadar efendim onun eserleri var. Ölümsüz, kendi vefat etmiş ama kıyamete kadar onların içtihatları devam ediyor. Yaşıyorlar. Efendim o müçtehitlerimizin eserlerini saymaktan aciz, okumaktan değil, ne kadar eseri var onları bile araştırıp bulmaktan aciz ve onların yazdığı dini eserleri okuyup anlamaktan aciz, çıkmış bugün ileri geri şu haramdır, şu bana göre böyledir, böyle olabilir, şöyle olabilir diye ahkam kesmeye kalkışmışlar. Böyle bazılarına rastlarsınız. Bunlar komik şeylerdir. Kendi kendilerini komik duruma düşüren zavallılardır. Onların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Onların hiçbir tesiri de yoktur. Hiç. Kendi gibi cahil cühelayı kandırmaktan başka, aldatmaktan başka bir şeye yaramaz. Onun için benim aziz ihvanı dinim, hususiyle bu Muharremül Harem münasebetiyle, Yevmi Aşura, Aşure günlerimiz dediğimiz Muharremül Harem'de evvelki gün 10. günüydü. Değil mi efendim? Dün 11. günü, bugün 12. gün. Muharremül Harem'imizin, yılbaşımızın. Cenab-ı Hak şefaatine mazhar buyursun ki Muharremül Harem, Hazreti Adem'den beri hürmet edile gelinen bir ay. Efendimizin ilk 10 gününü oruçlu geçirdiği bir ay, Muharrem ayı. Kur'an-ı Kerim'le hürmeti, fazileti sabit olan bir ay. Binaenaleyh bu mübarek ayda Hazreti Adem'in 10. günü tevbesi kabul olmuş. Onun evlatları olan bizlerin de tevbeleri kabul olur inşallah. Babamızın, annemizin tevbelerini kabul etmiş Hazreti Allah. Efendim, Hazreti Nuh, o yeryüzünü kaplayan sudan, su sel felaketinden kurtulduğu gün inananların, imanların, iman ehlinin. Hazreti Nuh o kadar bıkmış ki, kavmi o kadar isyan ediyor. Oğlu bile karşı tarafa geçmiş. Oğlu. Kur'an'la sabit. Oğlu babasına karşı kafirlerle beraber olmuş. Gel oğlum yapma diyor, etme, iman et. Boğulacaksın. Sulara gark olacaksın. Olmam ben diyor, dağa çıkarım. Oğlum yapma. Dağlara kadar da yükselecek su. Yükselirse ne yapacaksın? O orada bir ağaç var, ağaca tırmanırım diyor. Ve boğulanlardan oluyor. Cenab-ı Hak da Hazreti Nuh'a o senin oğlun değildir diyor. İnnehu leyse min ehlik. Oğlundur ama ehlinden değildir. Sana evlatlığa layık değildir. Senin oğlun. Tamam. Ama senin ehlinden değil. Sana layık bir evlat değil. O da boğulup helak olanlardan oldu. O derece bıkmış, o derece usanmış mübarek ki tahammül edemez hale gelmiş. Sabrı sonuna gelmiş. Nuh suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Sure-i Nuh.
Orada yalvarıyor Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi, yeryüzünde diyor, hiçbir gavur, hiçbir kafir, hiç dinle alay eden, senin peygamberine karşı gelen, senin mukaddes kıldıklarına hürmet etmeyen, saygı göstermeyen, isyan eden, alay eden, bugün de var ya alay edenler, Allah'ım yeryüzünde bunlardan tek bir kişi bırakma, hepsini helak et Allah'ım diyor. Hazreti Nuh'un duası, Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin duası da var. Rabbi la tezer alel erdi minel kafirine deyyara, yeryüzünde Allah'ım küfredenlerden tek bir kişi bırakma Allah'ım. Ve gemiye inananlar biniyor, inanmayanların tamamını Allah helak ediyor. Ve inananların, iman edenlerin kurtuluşu Muharrem ayında. İdris aleyhisselamın semaya yükselişi, Hazreti İsa salavatullahi aleyhi ve ala nebiyina Efendimizin semaya ref'i Muharrem ayının 10. günü. Hazreti İbrahim'in ateşten halası, kurtuluşu Muharrem ayı. Hazreti Musa'nın Kızıl Denizi inananlarla beraber Allah'ın kudretiyle sopasını vurup deniz, derya ikiye ayrılıp yol olup geçip karşı tarafa ulaştıkları ve Firavun'un şerrinden, takibinden halas oldukları ve Firavun'un da sulara gömüldüğü, helak olduğu gün Muharrem ayının 10. günü. Ve öteki Hazreti Eyyub aleyhisselamın hastalıktan halas olduğu gün. Yani birçok esrarın tecelli buyurduğu Muharrem ayımız, bütün tarih boyu böyle kurtuluşlara, böyle halaslara vesile olmuş ve bütün güzellikler, kurtuluşlar hep bu ayda tecelli etmiş. Bu ayın hürmeti devam ediyor. Bu ayın evet fazileti devam ediyor. Sevgili Peygamberimiz bu aya hürmetin, bu ayetlerle bu aylara hürmet, Tevbe suresindeki efendim 4 ay ve bilhassa bu aylara hürmet ediniz, tazim ediniz, günahlarınıza tevbe istiğfar ediniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yalvarın, geçmişteki kullarımın günahlarını bu ay vesilesiyle affettiğim gibi ey benim Habibimin ümmeti, sizin de günahlarınızı affederim mesajı var. İşte Muharrem ayının ilk 10 gününü bu duygularla oruçlu geçirdiniz niceleriniz. Cenab-ı Hak tekrarını nasip buyursun. Ama bu Muharrem-ül Harem'in 10. günü ayrı bir tarihi bir vaka daha var. O da İmam-ı Hüseyin Efendimizin, geçen hafta biraz işaret ettim, Bağdat'ın efendim 100 küsür kilometre güneyinde, kıble tarafında Fırat Nehri'nin üzerinde Kerbela şehri vardır. Orada İmam-ı Hüseyin Efendimizin efendim şehadet günüdür. İşte Muharrem-ül Harem'de bu 10 günü, Yevmi Aşura'da bu vakayı, İmam Hüseyin Efendimizin şehadeti dolayısıyla işte programlar yapılır, konuşmalar, gazetelerde makaleler, kitaplar, eserler. Bu işin esası, doğrusu nedir? Yani biz buna nasıl bakacağız? Kim biz? Ehli sünnet vel cemaat olan itikadı bu hususta ne söylüyor bize? Bize ne söylüyor? Evet, ehli imanı okuduğum Tevbe suresinin 100. ayetinde Allah'ımız 3 kısma ayırıyor ehli imanı. Geçen hafta da Haşr suresindeki o ayetleri okumuştuk. Muhacirin, Mekke'den Medine'ye hicret eden ehli imanın 1. dereceden, iman dereceleri en yüksek olan. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali kerremallahu vece ve öteki iman edip
hicret edenleri met ediyor Cenab-ı Hak. İkinci grup Medineli Müslümanlar. Medine'nin ilkleri. Şu anda Medine-i Münevvere'de Efendimiz'e Medinelilerden ilk iman etmek şerefine nail olan bir zatın huzurundayız. Kim o? Ziyaret ettik. Hazreti Ebu Eyyub el Ensari. Ya Rab şefaatine mazhar buyur. Medineli ilk Müslümanlardan Efendimiz'e gelip ta Kabe-i Muazzama'ya kadar 400 kilometreyi yayan kumlar üzerinde o aşkı peygamberiye ile nasıl bir zattır gidip göreyim, eline ayağına sarılayım, müşerref olayım diye aşkla şevkle bir grup arkadaşıyla gelip Medine-i Mekke-i Mükerreme'nin gizlice o günün müşriklerinden gizlenerek Efendimiz'e biat eden, Efendimiz'e bağlılığını bildiren, iman ile müşerref olan Medineli Müslümanların ilki huzurunda bulunduğumuz zat Ebu Eyyub el Ensari. Onlar anlatıyor Cenab-ı Hak okuduğum ayette. İkinci grup Medineli iman edenler. Ensar, dine yardım edenler, peygamberimize yardımcı olanlar. Eshab-ı kirama, arkadaşlarına, kardeşlerine, Mekke'den gelenlere kucak açıp yardımlarını esirgemeyenlere, kendi nefislerine onları tercih edenler. İkinci grup ehli iman. Üçüncü grup da vellezîne tebeûhum bi ihsan ayetiyle burada ve Haşr suresinde de vellezîne ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ufir lena ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amenu innaka raufur rahim. 3. grup ehli iman. Kim onlar? Ensar ve muhacirine. Onlardan sonra kıyamete kadar gelecek bütün ehli iman. Elhamdülillah. Sevinelim efendiler. Cenab-ı Hak bizi zikrediyor. İnşallah oradanız biz. Kim onlar? Benim ensar ve muhacirin kullarımdan sonra kıyamete kadar gelecekler iman edip geçmişleri için, gelecekleri için, kendileri için dua edenler, o ensar ve muhacirine tabi olanlar, onları hayırla yad edenler, hürmet ve tazimle onları hatırlayanlar ve okuduğum Tevbe suresindeki ayette de ensar ve muhacirinin ilklerinden sonra Rabbimiz iman ile bunlara uyanlardan bahsediyor. Demek ki benim aziz ihvanı dinim ehli iman 3 kısımmış. Öyle mi? Muhacirin hazaratı, 2 ensar hazaratı, Medineli müminler, 3 peygamberimizi görememiş, görmek nimetine mazhar olamamış kıyamete kadar gelecek bütün müminler. Ama şart koşuyor Cenab-ı Hak. İki şart görüyorum ben bu ayetlerde, içimizde anlayanlarımız da olabilir, onların da dikkatine. Haşr suresinde vellezine ca'u min ba'dihim yekulune buyuruyor Cenab-ı Hak. Üçüncü grubun sözü nasıl olacak? Yani makale yazarsa nasıl yazacak? Televizyona çıkarsa nasıl konuşacak? Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. Bunun farkında değil bugünkü gafiller. Bundan evvel, bundan sonra gelecek gafiller farkında değil. Bak Allah'ımız lil fukara'il muhacirin, öteki ayette de vellezine tebevve üddara vel iman, Mekke'den hicret edenlerle Medineli yerli iman etmiş olanları anlattıktan sonra Rabbimiz nasıl konuşacak, kıyamete kadar gelecek İstanbul'da yaşayan Müslümanlar, Türkiye'de yaşayan, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, ne bileyim nerede, bütün dünyanın her yerinde kıyamete kadar yaşayacak iman etmiş Allah'a, Allah'ın Resulüne iman etmiş olanlar nasıl konuşacağını anlatıyor Cenab-ı Hak. Şimdi ben bu ayeti celileyi
misal önüme alıyorum, siz de alıyorsunuz. Bakalım bugün ekranda konuşanlar, yazılanlar, çizilenler o ayete uyuyor mu, uymuyor? Öyle değil mi efendim? Kur'an-ı Kerim bir ayna. Bakacaksın aynaya, kendini göreceksin. Allah onun için gönderdi. Uyulmak üzere gönderdi. Kur'an'a göre konuşacaksın. Konuşanlar diyor Cenab-ı Hak. Konuşacak olanlar diyor. Yekulune fiili muzari. Yani içimizde ilim erbabı var. Kardeşlerimiz anlarlar. Fiili muzari. Şu anda konuşuyorlar ve bundan sonra kıyamete kadar konuşacaklar. Nedir onların konuşmaları? Nedir onların yazmaları? Vaazları, nasihatleri, sohbetleri nasıl olacak diyor Cenab-ı Hak? Nasıl olacak? Okuyalım bakalım nasıl olacağını. Yekulune. Onlar şöyle söyleyecekler. Şöyle söylerler. Şöyle söylemeleri lazım diyor. Allah'ımız, Haşr suresindeki ayet. Rabbena, ey bizim Allah'ımız. Bak bak, bakalım uyuyor mu? Makaleler, tartışmalar, televizyonda efendim eshab arasındaki kavgalar anlatıyorlar. İmam-ı Ali Efendimiz haklıdır, karşıdakiler haksızdır. Efendim katillerdir, canilerdir. Muaviye diyor böyle. Öyle kızmış Hazreti Muaviye'ye, öfkeli öfkeli. Hazreti Muaviye demek şöyle dursun. Efendim sebbe diyor, sövüyor, aleyhine konuşuyor. Efendim bir takım eshabın. Halbuki Allah'ımız ne buyuruyor bak. Benim kullarım, iman etmiş kullarım. Eshabımdan sonra eshabımı görememiş. Kıyamete kadar geleceklerin konuşmaları, sohbetleri, anlatmaları, makaleleri, kitapları şöyle olacak. Rabbena ufir lena ve li ihvanina. Allah Allah. Ey bizim Allah'ımız, bizi bağışla Allah'ım. Bizi bağışla, günahlarımız çok Allah'ım derler. İnşallah biz de o diyenlerdeniz. Öyle söylerler, öyle söyleyecekler. Öyle söyledikleri zaman Müslüman olurlar. Öyle söyledikleri zaman o ensar ve muhacirine tabi olmuş olurlar diyor Cenab-ı Hak. Rabbena ufir lena, bizi affet Allah'ım daha. Veli ihvanina, ihvanımızı da affet Allah'ım. Kim ihvanımız? Ellezine sebekuna bil iman. Bizden önce imanla bu alemden göçen bütün kardeşlerimizi de affet Allah'ım derler. Bizden önce. Ta Hazreti Adem'den beri. Oraya kadar da Allahu alem, benim anladığım ta oraya kadar da şamildir. Peygamberimizden beri de zaten şamildir de oraya kadar geçmiş. Bundan vefat etmiş. Bir gün önce vefat etmiş, o da dahil. Bir saat evvel, şu dakikada iman ehli olup da ahirete göç eden kardeşlerimiz var. Onları da affet Allah'ım. Bir yıl evvel, iki yıl evvel, bir sene, 50 sene, 100 sene, 1000 sene evvel, 2000 yıl evvel, bizden önce imanla yaşayıp bu alemden giden kardeşlerimizi de affet Allah. Allah Allah. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Allah'ım, iman ehli olan kardeşlerimize karşı kalbimizde bir kin, kalbimizde bir öfke, kalbimizde bir buğz, kalbimizde bir karışıklık bırakma Allah'ım. Temizle Allah'ım. O kardeşlerimize karşı bir yanlış söz bize söyletme Allah'ım. Okuduğum ayet efendiler, bu konuşanlar bu ayetleri hiç mi görmediler? Görmediler de geçmiş eshaba sövüp sayıyorlar. Geçmiş eshabı dile dolayarak efendim o şöyle yaptı, bu böyle yaptı diye ahkam kesiyorlar. Kitaplar yazıyorlar. Böyle acıklı acıklı ağıtlar yazarak efendim insanlarımızı, ehli sünneti şaşırtıyorlar. Ayet-i Celle'den haberleri yok o zaman. Allah'ımız buyuruyor ki geçmişteki mümin kardeşlerimizin, peki hemen onlara soralım. Kardeşlerim, bu ayet-i celile bunu ifade ediyor. Peki eshab-ı kiram iki grup değil mi? İki kısım. Muhacirin ve ensar. Öyle mi? Ondan sonra kıyamete kadar gelecek Müslümanlar. Üç çeşit ehli iman var.
Biz geçmişteki ehli iman olanlara da dua etmek, onları hayırla yad etmek, onların günahları varsa, hataları varsa kendimizin hatalarının affını isterken onların da affedilmesini istemek üzerimize borç, vazife. Hatta bunun namazda bile selam vermezden önce Hazreti İbrahim'in duası olarak yapıyoruz. Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab. Okuyorsunuz değil mi efendiler? Niye okuyoruz bunu? Allah'ım beni, annemi babamı, Allah'ım Hazreti Adem'den günümüze kadar gelmiş bütün iman edenleri bağışla Allah'ım. Biz şimdi sorarız değil mi? Deriz ki Hazreti Osman-ı Zünnureyn Efendimiz'i şehit ettiler. Girdiler, baskın yaptılar. Tekniğine girmiyorum, şehit ettiler. Şehadet nimetine, devletine ulaşmış o büyük halife Hazreti Peygamberimizin hem damadı hem dini celil İslam'a, hatta bir kere damadı değil, iki kere damadı olmuş. Hatta Efendimiz bir kızım daha olsaydı onu da Osman'a verirdim buyurmuşlar. Böyle bir zat şehit olunca eshab-ı kiram, yüz binlerce sahabi var. Ayaklandılar tabii. Katiller belli. Katillerin arkasında olanlar belli. Bunların yakalanıp idam edilmesini, kısas yapılmasını istediler bir kısmı. Hazreti Ali derhal hilafete seçildi. Devlet başkanlığına seçildi. Hak onundu. Tayin edildi. Hazreti Ali'nin görüşü, içtihadı şuydu. Ortalık asayişi bir temin edeyim. Ondan sonra katillerin cezasını vereceğim. İçtihadı buydu. Fakat eshabın bir kısmı ise tacilini istiyorlardı. Yani bir an evvel katillerin yakalanıp idam edilmesini istiyorlardı. Kim isteyenler? İsteyenler kim efendiler? Yüz binlerce sahabi. Hazreti Ali'nin tarafını tutan yüz binlerce sahabi. Her iki taraf sahabi. Kur'an'la methedilmiş sahabiler arasında bir anlaşmazlık oldu. İçtihat. Peki Hazreti Ali kerremallahu veçe Efendimizin karşısında olan, yani bir an evvel cezalandırılmasını isteyen eshabın ileri gelenlerinden cennetle tebşir edilmiş Hazreti Talha var radıyallahu anh. Hazreti Zübeyir var. Efendimiz Allah'tan gelen açıklamayla bunların dünyadaki cennetlik olduğunu müjdeledi. Fakat Hazreti Ali'nin karşısında hata karşı tarafındır. Bizim istediğimiz bir an evvel yakalanıp idam edilmesi diyen gruptaydı. Cennetle mübeşşer. Daha kim vardı biliyor musunuz onların arasında? Yani Hazreti Ali'nin bulunduğu eshab topluluğunun karşı tarafında bulunan sevgili peygamberimizin zevcesi Hazreti Ayşe-i Sıddık'a var. Şimdi biz bugün bu meseleleri anlatırken Hazreti Ali haklıydı. Haklı tabii. Tamam, biz de öyle inanıyoruz. Peki Hazreti Ali haklı deyip karşıda yüz binlerce sahabeyi nasıl anacağız öyleyse? Nasıl diyeceğiz? Ne, itikadımız ne olacak? Bu dini celili İslam'ı bize onlar getirmediler mi? O eshab-ı kiram değil mi bize İslam'da numune olan? Biz öyleyse Hazreti Ali tarafında olan eshabı tanırız da onun karşısında olanları tanımayız derseniz Hazreti Ayşe validemizi de tanımamış olacaksın o zaman. Cennetle tebşir edilmiş Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha'yı da kabul etmemiş olacaksın o zaman. Halbuki onlar bize bu dini celil İslam'ı getirdi. O zaman bunları tanımamak demek, dinin yarısını tanımamak demek olur o zaman. Ne kadar tehlikeli. Peki ne yapacağız biz o zaman? Yani bize düşen nedir? 1400 yıl sonra bize düşen vazife nedir? İşte Allah'ımız onu da ayetinde söylüyor. Size düşen vazife geçmişteki hata edenlerin de bağışlanması için benden dua et istemeniz,
bana yalvarmanızdır diyor Allah'ımız. Nasıl söyleyeceğimizi, onlar hakkındaki görüşümüzün ne olacağını Allah'ımız ayetiyle anlatıyor. Katiyen içinizde bir kin beslemeyeceksiniz. Hazreti Ali'nin karşıda olanlarına, o gruba karşı içinizde kin beslerseniz peygamberimizin zevcesine karşı kin beslemiş olursun o zaman. Ki Cemel vakası vardır İslam tarihinde. Ayşe Sıddık'a validemiz devenin üzerinde İslam ordusu Hazreti Ali ile karşılaştılar. Ve nice canlar gitti orada. Allah makamlarını âli etsin cümleler. Ondan sonra Sıffin vakası cereyan etti. Evet, binaenaleyh Hazreti Zübeyir karşı tarafta, Hazreti Ali'ye karşı olan grupta şehit oldu onlar da. Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha radıyallahu anhuma efendim. Cennetle tebşir edilmişler efendiler. Şimdi biz bunlar haklı, onlar haksız, onlar kötüdür diyecek olursak çok büyük bir tehlikenin içine düşmüş oluruz. Bilmem anlatabiliyor muyum efendim? Efendim? Peki biz ne yapacağız öyleyse? Ha, biz yapacağımız ayet-i cellede onlar hakkında nasıl yazacağız? Onlar hakkında televizyonlarda nasıl konuşacağız? Sorulduğu zaman ne diyeceğiz? Vaaz-ı nasihatlerimizde nasıl anlatacağız? İşte anlatacağımızın özü ayet. Dua edeceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Allah'ım geçmiş kardeşlerimizi de bağışla. Bizi de bağışla Allah'ım. Elbette Hazreti Ali haklıdır. Haklıdır görüşünde. Onlar da haklıyız diye içtihadi dinin bir hükmünde anlaşmazlığa düşülmüş ve çok acıklı hadise zuhur etmiş. Binlerce sahabi vefat etmiştir efendim. Ondan sonra Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra da Hazreti İmam-ı Hasan Efendimiz karısı tarafından zehir içilerek şehit ediliyor. İmam Hüseyin Efendimiz de Kerbela'da böyle bir Muharrem ayının 10. gününde yine iki taraf sahabi, iki tarafta sahabi Müslüman. Şimdi biz nasıl biz uzatabiliriz? Bir tarafta cennetle tefsir edilmişler. Bir tarafta sevgili peygamberimizin damadı, hilafet onun, hak onun. Ama öyle buyurmuştur bizzat Hazreti Ali kerramallahu veçe Hazreti Muaviye ile karşı karşıya geldiler. Hazreti Muaviye'yi başlarında devlet adamı olarak kabul ettiler. Yüz binlerce sahabi, bunlardan biri de ziyaretine geldiğimiz, işte asırlardan beri ziyaret ettiğimiz Hazreti Ebu Eyyub el Ensari. Eğer siz karşı taraf haksızdır diye birisi çıkar da sövmeye, sebbetmeye, kötü laflar söylemeye başlarsa, öbür taraftan da ziyarete geliyorsa, o zaman Eyüp Sultan Hazretleri Ebu Eyyub el Ensari der ki, ey beni ziyarete gelen adam, ey şaşkın, sen hem benim aleyhimde konuşuyorsun hem de beni ziyarete geldin demez mi? Demez mi? İstanbul'u fethetmek üzere Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'in ordusunda gelmedi mi buraya? Evet. O halde o bilmiyordu da siz mi, biz mi biliyoruz 1400 sene sonra kim haklıydı, kim haksızdı? Peki öyleyse Eslem yol. Bu ayeti celileyi hatırlatıyorum. 3 kısım ehli iman var. Gerçek fırka inaciye. İşte bu 3. grup ki kıyamete kadar onların sözleri, özleri, yalvarmaları sorulduğu zaman bize nasıl bilirdin sen bu eshab arasındaki kavgalara ne dersin? Ne mi diyeceğim? Allah'ım ne buyurduysa onu diyeceğim. Ne buyurdu Allah'ımız? Ey kullarım, bütün geçmişlerinize de kendilerinize de affınız için bana yalvarın. Sakın içinizde geçmiş mümin kullarıma kin beslemeyin. Öyleyse peygamber Hazreti Ali'nin karşısında olan yüz binlerce sahabinin hepsine kafir mi diyorlar yoksa? Haşa. Haşa sümme haşa. Dini bize anlatan, cennetle mübeşşer olanlar var. Peki biz ne yapacağız dedik? Biz susacağız. Biz makalelerimizde, konuşmalarımızda onlar hakkında laf açıldığı zaman sus. Sen kendi günahının affı için yalvar. Geçmişteki
kabahatı, kusuru olanların da af ve mağfiret buyurulması için Allah'a yalvar diyeceğiz. Bu konuşmalarımız, sözlerimiz, yazmalarımız, makalelerimiz. Ehli sünnetten bahsediyorum. Eğer bunun dışında sövenler, sayanlar rastlarsanız bu ayetin dışındadır onlar. İşte açık ayet okuyorum. Ayet. Okuduğum Tevbe suresindeki ayette de üçe ayırıyor Cenab-ı Hak. Aynı öteki ayetin tekidi, teyidi. Buyuruyor ki Rabbimiz, İlkler, ilklerin öncüleri kimden? Muhacirinden ilklerin öncüleri. Ensardan ilklerin öncüleri ve sabikunel evvelune minel muhacirine vel ensar. Medineli dine yardım edenlerin ilklerindeki öncüler, Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret edenlerin ilklerin öncüleri. Hicret edenlerin öncüleri kim? Sıddık-ı Ekber, Sıddık-ı Azam. Her şeyde önce, her şeyde önde, derecede önde, imanda önde. Öyle mi efendiler? Önde, sadakatta önde, hilafette birinci önde. Hep önde o. Allah öyle buyuruyor. Niceleri önce, ilklerin öncüleri. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari de Medineli Müslümanların ilklerinin öncülerindendir. Allah'ım şefaatlerine mazhar buyursun. İki grup bu. Üçüncü grup kim? Peygamberimizi göremeyenler. Biz de dahil miyiz? Dahiliz. Elhamdülillah. Kim onlar? Vellezine tebeuhum bi ihsan. Üç kısım ehli imanın üçüncü kısmı ensar ve muhacirine tabi olanlar diyor. Allah'ımız buyuruyor. Yani nasıl sözlerimiz, konuşmalarımız, davranışlarımız nasıl olacak? Bu iki ayetle Allah'ımız bize apaçık bildiriyor. Öyleyse kıyamete kadar ehli sünnetin takip edeceği yol, gülünü tutacak, hayırla yad edecek bütün hesabı, o kavga edenleri çarpışarak şehit olan iki taraftan da hürmetle anacağız, tazimle anacağız, sakın dil uzatmayacağız. Kalbimizde asla bir kin beslemeyeceğiz. Allah'ımızın emri çünkü. Eğer böyle yaparsan o zaman onlardan koparsın. Onlarla ilişkin kalmaz o zaman. Manasıdır. Ve bu Tevbe suresindeki ayette de tebeiyetimiz, yolumuz nasıl olacak? Onu fiiliyata nasıl geçirilecek? Sözümüz, davranışımız ikisi de anlatılıyor. Davranışlarınız, hareketleriniz ve o eshaba, o eshabın hem muhacirinine hem ensarına, hem zahiren hem batinen, hem içinizle hem dışınızla, çoluğunuzla çocuğunuzla iman eder köylüler, şehirliler, malınızla, servetinizle, kılığınızla, kıyafetinizle onlara tabi olacaksınız diyor Allah'ımız. Onlara tabi. Hem onlara sövecek hem de üçüncü grup Müslümandan olacak. İşte bu tehlikeli. Allah muhafaza buyursun. Bilmem, inşallah anlatabildim benim kardeşlerim. Yani ben kendimden bir şey söylemiyorum. İki tane ayetin açık hükmünü söylüyorum. Öyleyse geçmişte iki Müslüman kavga edince, iki Müslüman kavga edince birisi birisini katlederse diyelim, ikisi de Müslüman. Yani o katil cinayet işler İslam hukukuna göre onun da cezalandırılması lazım. Öyle mi? İslam hukukuna göre. Fakat öldürenin, katilin gavur oldu, kafir oldu diyebilir misiniz? Efendim? Diyemezsiniz. Eğer Müslüman oldu diye öldürürse kafirdir. Yani bir kişiyi, bir insan bu Müslümandır. Bu Müslümanı öldüreyim. Bu mümindir. Bunu ortadan kaldırayım diye öldürürse o kafirdir, ebedi cehennemdedir. Ama kavga etmişler, öfkesine, gadabına sahip olamamış, cinayet işlenmiş. Çok büyük bir günah işlemiştir dinimizde. Çok büyük bir suç işlemiştir. Eğer onun yakınları affetmezlerse İslam hukukuna göre onun da öldürülmesi lazım gelir. İdamı lazım gelir.
İsterse Müslüman olsun, Müslümanım diye 5 vakit namazını da kılsa cezası tatbik edilir. Ama kafir olmaz. Kafir olması için. Öyleyse eshab arasındaki bu kavgalarda, bu karşılaşmada vefat etmiş, şehit olmuş olanlar ki hepsi şehittir. Onlara nasıl dil uzatabiliriz? Nasıl sebbedebilirsin? Bakın hadis-i şerifi okudum dersime başlarken. Cenab-ı Peygamberimiz İyyâküm ve mâ şecere beyne eshabi bir mucize olarak söylüyor Efendimiz. Ey benim ümmetim, şu anda şu sohbeti dinleyen size de hitap, bugünden sonra dünyaya geleceklere de hitap. Geçmişlere de her an hitap. Dikkat ediniz buyuruyor Peygamberimiz. Dikkat ediniz ey ümmet ve eshabım. Neye dikkat ediniz? Kendinizi koruyunuz. Aman dikkat ediniz. Benim eshabım arasındaki bir takım ihtilaflardan dolayı sakın ileri geri hüküm beyan etmeye kalkışmayın. O haklıdır, bu haksızdır diye hüküm vermeye kalkışmayın. Benim eshabım hakkında ileri geri dil uzatmaktan kendinizi koruyun buyuran Allah'ın Resulü. Hem ben Müslümanım diyecek, hem Peygamberimizin efendim ben ümmetiyim diyecek, hem de boy boy ekranda eshaba sövüp sayacak. Hazreti Muaviye'ye sövecek, onunla beraber olan yüz binlerce sahabiye sövecek. Böyle şey olamaz. Aman diyor Peygamberim. Dikkat edin, dilinizi tutun. Evet, yine burada çok mühim bir vakayı arz edeyim ve daha iyi anlaşılsın. İyi kalbimize yerleşsin. Ehli sünnetin yolunu anlatıyorum. Eshab'tan sonra kıyamete kadar gelecek fırka-i naciyenin nasıl konuşacağını öğrendik Haşr suresinde. Nasıl yazacaklar, nasıl sohbetler edecekler, nasıl ekranlara çıkarlarsa ne diyecekler? Çıktıkları zaman bütün eshab peygamberimizi görenlerdir. Onlar küntüm hayre ümmeti nuhricet linnas sırrına mazhar olanlardır. Sakın onlar hakkında ileri geri konuşmayın diyecekler. Ama o zaman da televizyonda rant olmayacak, ranting olmayacak. Mutlaka sövüp sayanları bulacaklar ki kavga ettirecekler ki böyle efendim dikkati çeksinler. Aman aman benim aziz ihvanı dinim, çok büyük bir tehlikenin içine düşebiliriz. Ayetlere göre söylüyorum. Bakın, bakın efendiler, İmam-ı Hüseyin Efendimizin torunlarından Muhammed bin Ali, İmam-ı Hüseyin Efendimizin torunlarından Medine-i Münevvere'de yıllar sonra orada ikamet ediyor. Irak'tan yani şimdiki orada büyük felaketlerin Allah halas etsin. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Rabbil Alemin çıkar yol ihsan etsin. Dua ediyoruz ehli iman, ehli fırka-i naciyeye Cenab-ı Hak imdad etsin. Irak, Bağdat'tan bir ulema heyeti sevgili peygamberimizin torununun torunlarının torunu olan İmam-ı Muhammed'i ziyarete geliyorlar Medine'ye. Bir heyet, ulema heyet Irak'tan. Geliyorlar, görüşmek istediklerini söylüyorlar, içeri alıyor. Buyurun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Efendim işte biz Irak'tan geliyoruz, oturuyorlar. Ne var ne yok, nasılsınız, tanışıyorlar. Bunlar ulema heyet. Şimdiki o ekrana çıkan narla alakası yok. Ulema onlar. Alim. Efendim, diyor ki onların durumlarını sorduktan sonra ulema heyeti meseleyi Kerbela'ya getiriyorlar. Ve diyorlar Efendi Hazretleri, sizin büyük dedenize neler yapıldı, neler yapıldı. Kerbela'da ne haksızlıklar yapıldı babana karşı yüz binlerce sahabi karşı koydular, nice canlar gitti. Efendim Hazreti Muaviye şöyle, işte Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha, hepsi bunların cennetle mübeşşer. Onlar haksızdılar, senin büyük
babana efendim çok haksızlık yaptılar diye başlıyorlar, böyle yağcılık yaparak konuşmaya başlıyorlar. Dinliyor İmam Hüseyin Efendimizin torunlarından olan bu zat, dinliyor dinliyor, bitti mi sözünüz diyor, bitti efendim diyor. Dinleyin beni diyor, dinleyin beni diyor. Bugünkü ileri geri yazanlar, çizenler, bilmem ki onlara tesir eder mi? İmam-ı Hüseyin Efendimizin torunlarından Muhammed bin Ali diyor ki, efendiler, Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde Allah'ın buyurduğu, ehli imanı Allah üçe ayırıyor. Bir, muhacirin. İki, ensar. Size soruyorum, siz muhacirlerden misiniz diyor. Aman efendim, muhacirin kaç yüz sene, kaç yıl evvel vuku bulan, biz daha yeni dünyaya geldik, bizden, biz muhacirinden nasıl olabiliriz? Ha, demek siz muhacirinden değilsiniz değil mi diyor ayetteki. Tabii değiliz efendim, belli. Peki siz ensardan mısınız diyor. Yani Medineli Müslümanlardan mısınız? Peygamberime, benim dedeme, büyük dedeme, o büyük peygambere yardım edenlerden misiniz? Hayır efendim, biz o devreye yetişmedik ki, ensardan da değiliz diyor. Ha tamam, muhacirinden ve ensardan olmadığınızı siz kendiniz söylediniz. Öyleyse ben de Allah'a yemin ediyorum ki, siz de vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ufir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amenu rabbena inneke raufur rahim. Üçüncü grup neydi? Üçüncü grup neydi efendiler? Allah'ımızın ayetinde o eshaptan olamayanlar, peygamberimizi göremeyenler, kıyamete kadar gelecek alimi, cahili, köylüsü, kentlisi, kadını, erkeği, iman etmiş olanların sözü geçmişlerine dua etmektir. Geçmiş kardeşlerinin aleyhine konuşmak değildir. Onlara kalplerinde kin ve öfke bağlamamak esastır buyuran o ayeti celileden olmadığınızı da ben söylüyorum. Çıkın dışarı diyor. Çıkın dışarı. Sizi kabul etmiyorum diyor. Yani bana, benim o acıklı dedeme, büyük dedeme yapılmış efendim o günkü meseleleri geri burada karıştırarak, dil uzatarak beni de günaha mı sokmak istiyorsunuz? Hadi çıkın dışarı. Ensar ve muhacirinden olmadığınızı ki belli değilsiniz zaten, kendiniz söylediniz. Üçüncü gruptan olmadığınızı da ben söylüyorum diyor. Bilmem anlatabildim mi benim aziz dinleyen kardeşlerim. Yani üçüncü grup nedir? Dil uzatmamaktır. Eslem tarik, eshab arasında geçmişteki bu vakaları İmam-ı Şafii Hazretlerimizin buyurduğu mübarek sözüdür ki, evet, tilke dimaun tahherallahu anha eydina fel nutahhir anha elsinetena. Bu sözü buyuran İmam-ı Şafii Hazretleridir. Ekranda konuşanlar İmam-ı Şafii'den daha mı alimdirler? Soruyorum size. Hiç diyebilir misiniz ki o ekranda geçip tavuktan da kazdan da kurban olur diyen bir adam, İmam-ı Şafii'yle ben ölçürüm, onun gibi ben de müştehidim diyebilir mi? Yani böyle ortalıkta insanlar dolu. Ama hakiki ilim erbabı da çok. Öyle televizyon ekranlarında gördüğünüz 5-10 kişiden ibaret değildir. Yüz binlerce ehli sünnet alimi vardır bu yeryüzünde. İşte ifade ediyoruz. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'dan da mı bunlar büyükler? İmam-ı Azam'a sorulmuş, sus, konuşmayın demiş geçmişle alakalı. İmam-ı Şafii Hazretlerine açmışlar. Hazreti Ali mi haklı, öte mi haklı, iki tarafta eshab, Hazreti Hüseyin Efendimizin tarafı, Yezid'in tarafı, hangisi? Bu meseleyi ortaya koyanlara susun demiş. Kim? İşte kendi sözü. Evet, tilke dimavun, o bir kan deryasıydı. Allah bizi o kana elimizi boyamaktan, o elimizi o kana değdirmekten bizi kurtaran Allah'ımızdır. Elimiz o kana bulanmadı. Öyleyse dilimizi o kana bulamayalım cevabını vermiştir.
İşte büyüğün sözü budur. İşte ayetlerin ifade ettiği mana budur. Eshaba bağlılık, sevgi budur. Evet, işte üçüncü grup ehli iman budur. Dilimizi kana bulamamaktır. Kim ki bu meseleleri böyle yana yakıla anlatırlarsa maalesef, bir tarafı yererek, aleyhlerinde sebbederek, ki sevgili peygamberimizin aman, evet, izâ zükire eshabî, evet, fe emsikû, benim eshabım hakkında ileri geri konuşulduğu zaman orada susunuz diyor peygamberimiz. Sakın ha böyle bir takım art niyetli bilemeyen cahillerin akıntısına gitmeyin. Kendinizi koruyun, dilinizi de koruyun. İmam-ı Şafii Hazretleri de onun için dilimizi oraya sokmayalım. Elimizi sokmadık, Allah korudu. Dilimizi neye sokalım oraya? Yani hangisi daha bize soracak mı Cenab-ı Hak? Ey kullarım, ey 2006 yılında yaşayanlar. Hazreti Ali mi haklıydı? Karşısında Hazreti Muaviye ve Hazreti Zübeyir, yüz binlerce sahabi mi haklıydı? Evet, onlar haklıydı diyeceğiz. Hazreti Ali buyurmuş, benim kardeşlerim bana karşı geldiler ama onlar veleyse bir kafirin ve la bir fasıkın ve la bir facirin buyurmuştur. Bize ne oluyor? Bana karşı çıkan bu kardeşlerimdir benim onlar. Onlar ne fasıktırlar, ne facirdirler, ne de kafirdirler. Arada bir içtihat farkından dolayı bu olmuştur buyuran İmam-ı Ali radıyallahu anh Efendimiz böyle söylerken bize ne oluyor? Böyle bir sual mı sorulacak bize? Söyleyin bakalım diye melekler bize bunun hakemliğini size verdik. Ne dersiniz diye bize böyle bir sual mı var efendi? Bize sual, geçmişteki kardeşlerinize kim beslediniz mi, beslemediniz mi? Geçmiş müminlere dua ettiniz mi, etmediniz mi? İşte bu duygularla Muharremül Harem'inizi tebrik ediyorum. Bütün eshaba hürmet ve tazimimizi arz ediyoruz. Allah'ım onların arasındaki meseleleri sana biz havale ettik. Biz bilemeyiz ki, biz kendi evimizde basit işlere bile aklımız ermiyor. Abdest almayı bile doğru dürüst beceremiyoruz. Namaz kılmayı bile doğru dürüst tam yapamıyoruz. 1400 yıl evveline gidip de o muydu, bu muydu diyecek biz nasıl buna cesaret edebiliriz deyip Allah'a havale edip sükût etmek, hayırla hepsini yad etmek, hürmetle ve tazimle, istisnasız Vahşi de dahil. Hazreti Vahşi, yani peygamberimizin amcasını çok feci şekilde katleden, şehit eden Vahşi bile sevgili peygamberimize gelip Müslüman olacağını söyleyince Efendimiz memnun oldu. Bütün günahlarını Allah affetti. Ve o paramparça eden o elleri Allah en güzel el haline dönüştürdü. Hazreti Hamza Efendimiz de radıyallahu anh onu affetti. Şimdi cennette beraberler. Evet, bize hürmet düşer. Yalnız sevgili peygamberimiz amcasına olan merhametinden ve Vahşi de karşısına sık sık, geçen hafta bunu bir kardeşimiz bahis mevzu etti. Vahşi'ye yalnız dedi, sen benim sohbetimde tam karşımda oturma da yan taraflarda ol, beni öyle dinle, çünkü benim karşımda olduğum zaman hemen Uhud harbindeki o amcamın o feci hali gözümün önüne geliyor, belki de kırılabilirim sana. Ben merhamet peygamberiyim, şefkat peygamberiyim. Yine sen benim kanatlarımın altında, benim etrafımdan ayrılma ama benim tam karşıma gelip de o manzarayı hatırlatma diye merhametinden dolayı yine onu ikaz ediyorlardı. İşte kardeşlerim, ehli sünnet ve cemaat yolu bu yoldur. Fırka-i Naciye yolu budur. Bu duygularla tekrar tekrar tebrik ediyor Rabbim'den, Eshab-ı Kiram'ın yolunda yürümemizi niyaz ediyorum. Onların cümlesinin şefaatini niyaz ediyorum. İşte o acıklı
hadiseye, Kerbela'da karşı orduda, Müslüman ordusunda, evet, ve o ordunun komutanı, kumandanı Yezid'in komandası altında İstanbul'umuza gelen Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin huzurundayız. Şimdi o yanlış mı yaptı? Şimdi onun aleyhinde konuşan nasıl eshabın yolunda olabilir? Aman, aman öğrenciler. Ya Rab, günahlarımızı affeyle. Ya Rab, dilimizi kana boyamaktan bizi muhafaza eyle. Elimizi de, dilimizi de, gönlümüzü de her türlü kötülükten, gıllü gıştan, ayetinde buyurduğun veçhile bizi kalplerini arındıran nurunla, feyzinle bizlerin kalplerini tenvir edenlerden eyle Allah'ım. Amin diyen şu aziz cemaatimi iki cihanda aziz eyle. O mübarek sahabilerin şefaatlerine bizi mazhar eyle. Dinimizi bize öğreten, getiren, ancak İslamiyetimizi onların güzellikleriyle yaşadığımız o mübareklerine bizleri cennette komşu eyle ya Rabbi. Aba-u ecdat, akraba-u talikat ve silsile-i sadatımızın, üstazlarımızın, hususiyle huzur-u devletlerinde bulunduğumuz Ebu Eyyub Ensari ve Kerbela'da Cemel vakasında, Sıffin vakasında her iki taraftan da ilahi rahmetine mazhar olan bütün iyi niyetli eshab-ı kiram ve iyi niyetli geçmişte ki şehadet şerbetini içmiş bütün müminlerin, kardeşlerimizin aziz ruhları için, Allah'ımızın rızası için, El Fatiha.